kakaoyla şeyi margarini karıştır. Hindistan cevizinin üstüne ser, sar, tamam. Tamam, demek ki bir yemek var. Siz de ona bakarsanız mantıyı yoğurtlayıp getirmişsiniz. Onu olsun. Ben de yapardım. Ay, en azından havuç rendeleyip de olsun. Getirmedim. O zaman benimki de olsun. Sizin de 15 çeşidiniz vardı ama. Siz bence bana takmışsınız bugün. Sizin 15 çeşidiniz vardı. Açıkçası. Sadece 3 tanesini siz gerçekten yapmıştınız. Anlayamadım. Benim 14 tane çeşidim var. 10 tanesini ben yaptım. Anlayamadım. Bunu da göz önünde bulundurun lütfen. Kendin yapman da önemli. Evet çeşit benim, çok ama. Benim hepsi hoşuma gitti açıkçası. Güzel. Ellerine sağlık. Malt karş mı var? Fındık. Fındık var. Fındığın şeyi taşıma acaba? Bekle canım, bekle. Hemen peçete vereyim sana. Taş. Acaba ceviz taşı mı kaçtı? Ceviz yok içinde. Fındık var. Belki de. Fındık değil de fındıkı sabahtan beri şey yapıyorum. Allah Allah. Bilmiyorum. Belki fındık kabuğu vardı diyeceğim ama onu da o hep şekilde aldım. Hep seni buluyor annem böyle şeyler ya. Baktı ki dört dörtlük bir sofra var karşısında. Ne bulsam, ne bulsam, ne bulsam dedi. Ay ağzıma taş geldi. Sonra yuttum. E taş varsa çıkarsaydın görseydik. Aslında ne yapmış söyleyeyim mi kızlar size? Altın koymuş. Evet, gerçekten mi? Ben hastaneye kalkıyorum. O zaman yutulur. Bakalım altın kime çıkacak? Herhalde o yuttuğun altındı. O zaman yutulur aslanım. Hı? Altınsa yutulur. Hanımlar, bu masada en çok neyi beğendiniz? Ben tatlıyı beğendim. Ben de böreği beğendim. Ellerine ben sağlık. Ben börek çok beğendim ama taş. Evet, börek de güzel. Belki de güzel. Dişin kırıldı, dişini yedin. Bir hastaneye gittin dersin. Olamaz şu mı? Şu an bana hakaret. Olabilir. Evet, ben de yemek yerken bazen dişim kırılıyor, olamaz mı? İçinde taş olması bence gayet normal. Güzel bir tepki, hani sert bir tepki de vermedim ama şu an bana böyle bir şey yapmaz. Yalnız taş olmasına rağmen nereden yiyor. Biliyorsun? Yiyor bak, devam taş ediyor. Belliydi. Hani taş dediysem ceviz kabuğu da olabilir dedim değil mi ben arkadaşlar? Evet. Ceviz değil, belki fındık kabuğudur ama fındığı da fındık kabuğu da olabilir değil mi dedim. Hani ben illa bu taştı demedim. Asla taş demedim ama. Taştı ama sertti, taş gibiydi. Tamam, taş yani gibi kabuk de bari. Ya. Taş evet, deme. Ceviz kabuk kabuğu mu dedin? Olabilir ama o şekilde dövülmüş aldım. Ağızda yerken hani ne olursa olsun sert bir şey. O yüzden normal karşıladım ya ben. Taş gibi sert bir tepki normal vermedim. Bir tepki ama ağzımda taş var, başka bir tepki. Bana da çok büyük tepki verdi bugün. Neden ben de anlayamadım Aslı Hanım. Evet, hiç fazla yanında yapmıyorum ama... Niye finalde şimdi konuşacağım? Yok. Ben de yani ben eleştiriye açık bir insanım. Dün beni çok eleştirdiniz. Evet. Ben yani çok tepki gösterdim. Sen neyi beğenmedin? Bu kadar. Ne oldu, bir sıkıntı mı oldu? Hayır, bir sıkıntı olmadı. Beğendim yani mi? Bir laf söyledim hemen bana benim günümü anlatıyor. Yani ben onun masasını yorumluyum. Ben bugün çok haksızlığa uğradığımı dur düşünüyorum. Dur bakalım, puanlama olsun, ne oldu daha puanlamaya geçmedik. Puanlamaya gerek yok yani, hepsinin adaletsiz olduğunu... En başından beri belliydi. Geldiklerinden beri. Gördükten bilerek kahve dökmeler, bilerek çay dökmeler. Ben senin için söylemiyorum. Diğer üç arkadaş için söylüyorum. Bekle bak, sürprizlerle karşılaşabilirsin. Hiç hayat belli olmaz. Bilmiyorum. Yani, hiç belli olmaz. Biz neler gördük, neler. Gerçekten neler. Çok şaşırdım. Beklediğim tepkiler aldım. Böyle çok eleşen bir gelinimiz vardı. 10 puan verdi biliyor musun? Bak, hiç bilemezsin. Keyifli bir masal. Evet. Şık bir masal. Renkli bir masa. Teşekkür ederim. Sunumluklarına baktım. İki tane böyle yuvarlak. Evet. İki çok tane beğendim. Bu şekilde yüksek. Yuvarlak. Diğer tabaklarında uyumlu. Bu pastanı başka bir şeye koyma imkanı zaten yoktu. Böyle evet. Kalması aynen. Gerekiyor. Bize kereviz salatalığında son derece şık portakal dilimlerinin üzerinde koymuşsun. Ayva tatlısı bence kaymaksız olmaz. Ben kaymağını de. Ve Antep fıstığını da düşünmüşsün. Sunuma bence güzel önem bir veriyorum. Masa. Güzel bir masa. Ben bunlara bayıldım. Ayağım ayrıca. Artık şöyle bir...